4 yıllık görev süremizin üzerine yeniden güven tazeleyerek yüksek bir oyla Koca Sinan bölgesinde belediye başkanı olarak ilçemize hizmet etme noktasında bizlere görev yükleyen bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrasında da kaldığımız yerden devam ederek şehrimize, Koca Sinan'ımıza güzel hizmetler yapmayı Mevla nasip eylesin diye de dua ediyoruz. Evet, şimdiye kadar her daim istişareyle bölgemizde yaşayan bütün hemşehrilerimizle, her sosyal grupla neler yapılabilir, Koca Sinan'ımıza ne yapabiliriz, nasıl hizmet edebiliriz anlayış içerisinde çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde ortak aklı çalıştırarak her bir sosyal grubun ihtiyaçlarını, taleplerini, beklentilerini onlardan dinleyip, anlayıp onların beklentilerine göre çözüm üreterek Koca Sinan bölgesinde hız kesmeden kaldığımız yerden görevlere, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rutin belediyecilik anlayış içerisinde yapılması gereken altyapı çalışmaları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri muhakkak ki yapılacak. Bunlar belediyenin olmazsa olmazları. Bizim de bu noktada Koca Sinan Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak bölgemizde yaşayan, Kayseri'mizde yaşayan hemşehrilerimize her alanda daha modern bir Kayseri sunabilmek için elimizden geleni yapacağız. Daha güzel şartlarda yaşayabileceğimiz bir Koca Sinan'ı, daha güzel şekilde yaşayabileceğimiz bir Kayseri'yi el birliğiyle hep beraberce inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. Sosyal hayatı renklendirebileceği bir Koca Sinan bölgesi. Herkesin yaşamaktan keyif alacağı, sosyal hayatın içerisinde aktif olarak bulunabileceği, hobi faaliyetlerinin yürülebileceği, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında renkli bir sosyal hayatın olabileceği bir Koca Sinan bölgesini nasıl inşa edeceğiz? Bunun kaygısı içerisinde olacağız. Bir diğer taraftan sosyal yardımlaşma noktasında devletin şefkat elini insanlara ulaştırma noktasında yardımlaşma duygusu içerisinde ihtiyaç duyan insanlarımıza, hemşehrilerimize ihtiyaçları elimizden geldiği imkanlar ölçüsünde ulaştırmak için sosyal belediyeciliğin en önemli imkanlarını ortaya koyabilmek için elimizden geldiğince Koca Sinan Belediyesi olarak inşallah bundan sonrasında var olduğumuzu, daha fazlaca hayatın içerisinde olduğumuzu göstermek için her türlü projenin içerisinde olmak için gayret göstereceğiz. Hayatın her alanında gerek gençlik çalışmalarında, gerek çocuklarımız için, gerek kadınlarımız için, gerek erkeklerimiz için, gerek çiftçilerimiz için, gerek esnaflarımız için, gerek tüccarlarımız için her yerde Koca Sinan Belediyesi olarak el birliğiyle bütün belediyeler olarak beraberce projeler üretip bölgemizde yaşayan, Kayseri'mizde yaşayan hemşehrilerimizin mutluluğuna ortak olmak için bir ve beraber olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç Başkanımızla birlikte durmadan koşmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Semt pazarının açılışını yapıyoruz. Arkasından yeni yeni semt pazarlarının inşaatı devam edenler, tamamlananlar var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu semt pazarlarının da açılışını hep birlikte yapacağız. Her bir mahallemizde yaşayan hemşehrilerimizin o bölgedeki ihtiyaçları neyse teker teker o ihtiyaçlarını yerine getirmek için biz bunların hepsini programa aldık. Program dahilinde Allah nasip ederse bunların hepsini yerine getireceğiz. Kayseri'miz bir marka şehir. Bunun kıymetini bilelim. Bir, Kayseri sporumuz marka bir değer. Erciyes'imiz ayrı bir değer. Onun da kıymetini bilelim inşallah. Onun o güzel imkanlarından faydalanalım. Bunları niye söylüyorum? Üniversitelerimiz bir değer. Organize sanayilerimiz bir değer. Odalarımız bir değer. Hepimiz birbirimizden kıymetliyiz. Birbirimizin kıymetini bilmeliyiz. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Birlikte inşallah bir anlam ifade ettiğimizin farkına varmalıyız. Bunu bir berekete dönüştürmeliyiz. İnşallah Koca Sinan'ımızın kıymetli başkanıyla dayanışarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak el ele gönül gönüle bu güzel çalışmaları yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Onun yetişemediği yerde biz varız. Onun yaptıklarını her zaman takdir ederiz. Çünkü bizim felsefemiz insanı yaşat ki şehir yaşasın, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımız, medar iftarımız, mazeret üretmeyin, hizmet üretin diyor. El ele gönül gönüle elbette ki çalışmalarımızı sürdürmek. Koca Sinan Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla pazar hesabının yanında olan bize bu modern kapalı pazar yerini yapıp esnafımızı yağmurdan, yaştan,
kurtaran daima esnafın sıkıntısıyla ilgilenip yardımcı olan Sayın Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'a esnafım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Ya Rabbel Alemin, bu tesisimizi vücuda getiren, yapan belediyemize hayırlı işlerinde sen yardımcı ol ya Rabbi. Yeni pazar yerimiz çok güzel. Hangi okulda okuyorsun? Şehit Kaçıncı sınıf? Geçiniz. Allah bağışlasın.